أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين ملعون شيطان شرinden Allah'a sığınır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur Celle Celaluhu. Salatü selam, tahiyyatü ikram, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine, al ve ashabına, ehli beytine, ezvacı tahirat validelerimize, aşere-i mübeşşere, hulefâ-i raşidîn hazaratına, cümle peygamberlerimize, evlat, ezvaç ve etbalarının üzerine olsun. Amin. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri yapacağımız dersimizi hayırlara vesile eylesin. Bizlere husnü ifade, sizlere de husnü istifade edebilmeyi nasip ve müyesser kılsın. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, ihsanı ve ikramı iki cihanda üzerinize ve üzerimize olsun. Cuma'mız mübarek olsun. Cenab-ı Hak nice cumalara sıhhat afiyet içerisinde yetiştirsin. Amin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Kıymetli cemaatim, bugün sizlerle şehadet üzerine sohbet yapmak istiyorum. Şehadet nedir? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Beraber söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ben şahidim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahidim ki Hazreti Muhammed aleyhisselam Allah'ın kulu ve rasulüdür. Evet, bu manayı da özellikle söylüyorum ki bunu öğrenelim ve hatırımızda kalsın. Kelime-i şehadet getirirken şuurlu, ne dediğimizin farkında olarak kelime-i şehadet getirelim. Kelime-i şehadet İslam'a giriş kapısı. Kelime-i şehadetle İslam'a girilir. Kelime-i şehadetle Müslüman olunur. Bu işin temelidir. Kelime-i şehadet getirmek suretiyle icmalen bütün İslami kaide ve kuralları kabul etmiş olur kişi. Daha sonra bunu geniş bir şekilde ömür boyu ne kadar malumatını artırırsa o kadar güzel olur. Buna da tafsili iman diyoruz. Birincisi icmali iman, yani toptan iman, kelime-i şehadet getirmekle. Bu kelime-i şehadet getirdikten sonra bu husustaki imani mevzuları, İslami mevzuları ömür boyu ölünceye kadar geliştirmek durumundayız. Buna da tafsili iman diyoruz. Bunu bu şekilde hatırlattıktan sonra
kelime-i şehadet getirmenin faydaları nelerdir? Müellif diyor ki, Mızraklı İlmihal müellifi rahmetullahi aleyh, şehadet getirmenin 130 kadar faydası vardır. Ama zikrolunacak 4 şeyden biri bulunmazsa şehadet kelimesinin faydası olmaz. 4 tane husus sayıyor. Bunlar olmasa o zaman kelime-i şehadet getirmenin bir anlamı olmaz. Nedir onlar? Birincisi şirk. Allahu Azimuşşan'ın zatında şirk, yani eş ve ortak koşmayacak kişi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe diyerek bütün ilahları reddedecek. Ondan sonra illallah demenin bir anlamı olur. Evet. Kelime-i şehadet de şirk olmayacak bir. İki, şek de olmayacak. Yani şüphe de olmayacak. Kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu mu bir insan, artık şeksiz ve şüphesiz iman etmiş olacak. İslam'da şek ve şüphe olmaz. İman esasları, iman esasları şek ve şüphe kabul etmez. Evet. Üçüncüsü de teşbih. Allahu Teala Hazretlerini hiçbir şeye benzetmemek. Dikkat buyurun. Hiçbir şeye benzetmeyeceğiz. Benzetemeyiz zaten. Benzetmeye çalıştığımız her şey mahluktur. Ya gördüğümüz, ya duyduğumuz, ya dokunduğumuz, ya hissettiğimiz bir şeydir. Onların hepsi de mahluktur. Allah'ın yarattığı mahlukattandır. Onun için teşbih de benzetme de yoktur. Olamaz. Cenab-ı Hakk'ın zatını hiçbir şeye benzetemeyiz. Bunları özet olarak geçiyorum. Dördüncüsü ta'til. Ne demek? Haşa, Allahu Azimuşşan aleme karışmaz demek. Yani kelime-i şehadet getirecek bir kişi, kelime-i tevhid getirecek, Allahu Azimuşşan aleme karışmaz diyecek. Böyle bir şey olabilir mi? Ve her bir şey vakti geldiğinde kendi kendine tabiatıyla olur demek. Böyle bir itikad beslemek. Haşa ve kella. Yani bir ülkede bir padişah olacak, hiçbir şeye karışmayacak. Böyle bir mantık var mı ya? Allah Celle Celaluhu yere de karışır, göklere de karışır. Her şeye karışır. Her şeyi yaratan odur. Masivanın Rabbi Allah'tır Celle Celaluhu. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir akıl tutulması olur mu? Haşa ve kella. İşte bu 4 şeyden birisi olursa, ne kadar kelime-i şehadet getirirsen getir, ne kadar kelime-i tevhid getirirsen getir, bir faydası olmaz. Tekrar ediyorum. Şirk olmayacak, şek olmayacak, şüphe olmayacak. Cenab-ı Hakk'ın zatı bir şeye benzetilmeyecek. Zaten o konuyu Cenab-ı Peygamber yasaklıyor. Rabbul Alemin'in zatını düşünmeyin. Düşünemezsiniz. Ama sıfatlarını düşünün. Rabbul Alemin'i sıfatlarıyla tanımaya çalışın. 14 tane sıfatı var Cenab-ı Hakk'ın. Her müminin bunu bilmesi lazım. Daha önce de söyledim.
hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin, vücut, kıdem, baga, vahdaniyet, muhalefetün lil havadis, kıyam bi nefsihi. Şimdi o konuya girmeyeceğim tabii. Bunu mutlaka bir ilmihal kitabından her Müslümanın okuması ve öğrenmesi lazım. Devamlı söylüyorum bunu. Yine söylüyorum, her Müslümanın, her müminin, kadın erkek başucunda, evinde bir ilmihal, sağlam bir ilmihal kitabının olması gerekir. Evet, bugünkü konumuz şehadet getirmenin faydaları. İşte bu dört husus olmazsa o zaman kelime-i şehadet faydalı olur. Nedir o faydaları? Bir, ismi güzel çağrılır. Kelime-i şehadet getirene Müslüman denilir. Bir insana Müslüman demek en güzel isimdir. Evet. Cenab-ı Hak ayeti kerimede ben Müslümanım diyenden daha güzel bir insan var mıdır diyor. Bu ismi bize Allah koyuyor Celle Celaluhu. Bismillah. Ve men ahsenu kavlen mimmen daa ila Allahi ve amila salihan ve kale inneni minel muslimin. Evet. Allah'a çağıran, Allah'a davet edenden ve ben Müslümanım diyenden daha kıymetli bir insan var mıdır diyor Allah Celle Celaluhu. Onun için ezan-ı Muhammedi okumadan bu ayeti kerimeyi okuyarak başlarız biz ezan-ı Muhammediye. Çünkü ezan-ı Muhammedi çok kutsi bir davettir. Böyle bir davet daha başka yoktur ya. Yani. Hiçbir inançta böyle bir davet yok. En güzel davet ezandır. En güzel davetçi de ezanı okuyandır. Ama şuurlu okursa tabii. Şuurlu okuması lazım. Ne dediğinin farkında olması lazım. Ezan-ı Muhammedi okurken. Mekke-i Mükerreme'deymiş gibi, Medine-i Münevvere'deymiş gibi öyle okumalı ezan-ı Muhammedi. Bir günde belki o konuya şey yaparız. Ezanda neler söylüyoruz? Evet. Birincisi, kelime-i şehadet getirmenin dünyadaki faydası, ona Müslüman denilir. Bu güzel isimle çağrılır. İki, ahkam-ı şer'iye, şeriat hükümleri üzerine farz olur. Kelime-i şehadet getirdi mi? Tamam. Müslüman oldu. O zaman İslam dininin gereklerini yerine getirmesi ona farzdır. İman esaslarına göre inanmak, İslam esaslarına göre yaşamak ona farzdır. Üçüncüsü, ölümden kurtulur. Nasıl olur bu? Sulh zamanında zaten efendim İslam devletinin korumasını kabul etmiş, cizye veren gayrimüslimlerin canı, malı, namusu, her şeyi İslam devletinin koruması altındadır. Ama bir de cihat var. İlahi kelimetullah var. Allah'ın dininin yayılması, yaygınlaştırılması var. Buna da cihat diyoruz. Cihadın çeşitleri var tabii. Genel anlamda bilinen savaş dediğimiz, savaş gerçi tam cihadı karşılamıyor. Çünkü cihatta, İslami cihatta önce karşı taraf, küfür tarafı
Tabi kafirle mücadele ediliyor ise, cihad ediliyorsa, gerçek cihad odur. Önce İslam'a davet edilir. Dikkat buyurun. Müslüman ol, olun. Aramızdaki bu anlaşmazlık, savaş sona ersin. Kabul etmezlerse o zaman cizye vererek anlaşalım. Vergi verin, bizim emrimize girin. Onu da kabul etmiyoruz derlerse üçüncüsü artık orada cihat başlar. Zaten Allah'ın emri üzere olan cihatta da tarihte hiçbir zaman yenilmemişiz. Ne zaman bir gevşeklik olmuş, o zaman yenilmişiz. Çünkü Allah'ın emri üzere yapılan bir cihatta Allah'ın yardımı var. Meleklerin yardımı var. Çünkü yerin orduları da göğün orduları da Allah'ındır Celle Celaluhu. Fetih suresinde iki tane ayette geçiyor bu. Evet. Demek ki ölümden kurtulur kelime-i şehadet getiren bir kişi dünyada. Bir seferinde cihatta bir mücahit, sahabe-i kiram tabii, kafiri önüne katmış koştururken kafir efendim o anda kelime-i şehadet getiriyor. Tabii bizim sahabi de radıyallahu anh, Allah şefaatine erdirsin, korkudan kelime-i şehadet getirdi diye boynunu vuruyor, öldürüyor yani. Bu husus Resulullah'a intikal ediyor. Dikkat buyurun bak. İslam'ın güzelliğine, İslam'ın inceliğine bakın. Resulullah soruyor, bu şekilde mi oldu? Evet ya Resulallah. Niye kelime-i şehadet getirdikten sonra boynunu vurdun, öldürdün? Korktu da kelime-i şehadet getirdi diyor. Görünüşte de öyle yani, %90. Tam böyle yakalayıp öldürecek zaman kelime-i şehadet getirdi. Efendimiz ne diyor biliyor musunuz? Kalbini yardın da baktın mı diye azarlıyor. Kalbini yardın da baktın mı? Korkudan mı kelime-i şehadet getirdi diye. Evet, İslam bu işte. Allah bizi güzel Müslüman eylesin. Eksiklerimizi tamam eylesin Rabbim, kusurlarımızı bağışlasın. Dördüncü faydası dünyada, Allah-u Azimuşşan ondan razı olur. Kelime-i şehadet getirenden Allah razı olur Celle Celaluhu. Çünkü o anda Müslüman olmuştur. Kafirlikten ve küfürlükten kurtulmuştur. Ebedi hüsrandan ebedi saadete dönüş yapmıştır. Kelime-i şehadet getirmekle. Beşincisi de, vakit olmak üzere veya oldu, bitiriyorum. Beşinci faydası da kelime-i şehadetin, cümle müminler ona muhabbet ederler. Evet, Müslüman olduktan sonra artık ne olur? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Bütün müminler kardeştir, kardeşimiz olur. Kelime-i şehadet getiren bir kişi, dolayısıyla tüm ümmetin, ümmeti Muhammed'in kardeşi olmuş olur kelime-i şehadet getiren kişi. Cenab-ı Hak bizi getirdiğimiz kelime-i şehadet yüzüsü hürmetine affeylesin. İstikametten ayırmasın. Sevdiği ve razı olduğu kullar zümresine dahil eylesin. Amin. El-Fatiha.